Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlar üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, cümlenize hayırlı ömürler, bereketli çalışmalar diliyorum. Peygamber Efendimizin ikliminde yetişmiş şerefli arkadaşları, hem Peygamber Efendimizi hem Kur'an-ı Kerim'i anlamada bizim için en büyük bir imkandır, en büyük bir servettir. Onları anlamak, Allah'a kulluk iklimini anlamada eşsiz bir iklimdir. Muhteşem bir nimettir. Peygamber Efendimiz İslam'ın temellerini şerefli arkadaşlarıyla atmışlardı. Nice acıları onlarla beraber yaşamışlardı. Nice güzel günleri onlarla beraber teneffüs etmişlerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara nasıl da düşkündü. Onlar bir sıkıntıya düşseler, Peygamber Efendimiz o sıkıntıyı binler ağırlığında yüreğinde hissederdi. Bir anne evladına nasıl düşkünse, Peygamber Efendimiz de şerefli arkadaşlarına ve ümmetine öyle düşkündü. İşte o güzellerden biri, Hazreti Habbab bin Eret radıyallahu anh'dı. Mekke'nin en etkin demir ustalarındandı. O bir şey yapmışsa, onun Habbab'ın elinden çıktığı bilinirdi. Özellikle kılıç yapımında en önde gelen usta olmuştu. Artık Habbab büyümüştü. İyi bir usta olmuştu. Ümmü Envar daha fazla beklemedi. Habbab için bir dükkan açıyordu ve sanatı için gerekli malzemeler alıyordu. Ümmü Envar Habbab'la gurur duyuyordu. Habbab güzel bir insandı. Dürüsttü. İşini dürüst yapardı. Hile yapmaktan şiddetle uzak dururdu. Toplumun güvendiği bir insandı, bir ustaydı. Habbab yalnız iyi bir usta değildi. Aynı zamanda engin bir düşünce dünyası vardı. Hayatı iyi okumaya çalışırdı. Anlamlı konuşurdu, anlamların peşinde olurdu. Sanki yaşlı bir insan gibi olgunluğu vardı. Onun bu güzellikleri, onun daha çok sevilmesine neden oluyordu. Habbab, toplumdaki adaletsizliği görüyordu. Habbab, toplumun gelişi güzel bir akış halinde olduğunu fark ediyordu. Varoluşun anlamını arıyordu. Ama bir çıkış yolu bulamıyordu. Ruhun ızdırabını, kalbinin arayışlarını derinden yaşıyor ama bir çözüm üretemiyordu. Ama kulaktan kulağa yayılan bir ses vardı. Muhammedül Emin ismi kulaktan kulağa yayılıyordu. Bu isim dillerde daha yoğun dolaşmaya başlamıştı. Bu isim herkesin sevdiği biriydi. Herkesin güvendiği biriydi. Ahlakının dillerde olduğu biriydi. Habbab bu ismi uzaktan biliyordu. Onunla ilgili duydukları Habbab'ı etkiliyordu. Hayatın anlamı üzerine konuşan biriydi. Ölümün anlamı üzerine konuşan biriydi. Kainatın anlamı üzerine konuşan biriydi. Habbab daha fazla duramadı. Soluğu Peygamber Efendimizin yanında alıyordu. Peygamber Efendimiz ona tevhid anlatıyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, imanın aydınlığını sunuyordu. Habbab'ın ruhu Peygamber'i dinlerken huzurla dolmuştu. İçinin aydınlandığını görüyor gibiydi. Hayatın anlamı konusunda zihin dünyası berraklaşmıştı. Elini Peygamber Efendimiz'e uzatıyordu ve İslam olduğunu ilan ediyordu. Böylece Habbab, İslam'ın iklimine koşanların altıncısı oluyordu. Böylesine büyük bir imkan yakalamış oluyordu. İçi dışı imanın nuruyla aydınlanmıştı. Bu yüksek potansiyeli nasıl saklayabilirdi? Ne zamana kadar gizli tutabilirdi? Ve çok sürmedi. Habbab Müslüman olduğunu söylüyordu ve Habbab bile bile tehlikeye evet diyordu. Bile bile işkencelere yol veriyordu. Sahibi Ümmü Envar duyunca deliye döndü. Ümmü Envar oğlu Sibay'ı yanına alarak demirci dükkanına yürüyordu. Arkalarına huzalı gençler de takılmıştı. Habbab ise kendini işine kaptırmıştı. Siba Habbab'a iyice yaklaştı. Sonra seslendi. Senin hakkında bazı haberler duyduk. Biz doğru olacağına inanmıyoruz diyordu Siba. Habbab ise ulaşan haber nedir?
Batsiba, senin dininden döndüğün, Haşimoğullarının gencinin yoluna girdiğin haberi. Habbab ne kadar sakindi, ne kadar doğal bir hal üzereydi ve şöyle diyordu: ben dönmedim. Ortağı olmayan, bir olan Allah'a iman ettim. Sizin taptığınız putları geride bıraktım. Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna iman ettim. Habbab bu sözleri söylerken Siba'nın ve Huzali gençlerin kanları beyinlerine sıçramıştı ve hemen saldırdılar. Değerli kardeşlerim, Habbab bin Eret radıyallahu anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.